Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun elektrik üretiminde ithal kömüre yerli kömürden fazla teşvik verilmesi kararına tepkiler sürüyor. Yani Türkiye'ye kömürü kim ithal ediyorsa bu kararın arkasında onlar var. Dünyanın en kaliteli ikinci kömürüne sahibiz. Buna rağmen yurt dışından, Rusya'dan, Ukrayna'dan ve Afrika'dan kömür ithal edilmesinin önünü açacak bu karardan bir an önce dönülmesini talep ediyoruz ve umut ediyoruz. Vatan Partisi'nin ardından Genel Maden İş Sendikası'ndan da konuyla ilgili açıklama geldi. Sendika Başkanı Hakan Yeşil, karar yerli üretime vurulmuş ağır bir darbedir dedi. Yerli ve milli kaynakların üretiminden bahsederken, kendi öz kaynaklarımızı değerlendirme defteri ortaya konurken, EPDK'nın aldığı karar kabul edilebilir değil. Bu karar elektrik santrallerinin ithal kömür kullanımını teşvik etmektedir. Bu karar yerli üretime vurulmuş ağır bir darbedir. Nitekim rödevanslı işletmelerin birçoğu üretimi durdurma kararı aldı. Bu yerli kömür sanayinin felç olması, binlerce insanın işsiz kalması demek. Kömür kentine daha çok ithal kömür gelmesi demektir. Genel Maden İşçileri Sendikası Başkanı Hakan Yeşil, karardan geri dönülmesi için hükümete çağrı yaptı. Bizler Türkiye Taş Kömürü Kurumu ve özel sektörle birlikte yılda 10 milyon ton taş kömür üretiminin mümkün olduğunu, böylece ülkemizin dışa bağımlılığının azaltılacağını savunurken, EPDK'nın ithal kömürü bir nevi kutsayan bir şekilde karar almasına tepkiliyiz. Buradan bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. EPDK yanlış bir karar almıştır ve bir an önce bu yanlıştan dönülmelidir. EPDK, ithal kömürle elektrik üretimi yapan enerji santrallerine üst sınırı da 2500 lira, yerli kömürden elektrik üreten santrallere ise 1200 lira teşvik verileceğini açıklamıştı.